Efendim Burak, yarış günü belli oldu mu? Hayır, onun için aramadım. Yani onun için aradım da yarış... Ne diyorsun oğlum, ne geveliyorsun ağzında? Açık açık söylesene. Ya ben senden vazgeçtim kardeş. Nasıl ya? Niye? Başka bir co-pilot ayarladım. Sen şimdi birincilik almış adamsın. Yakışmaz sana co-pilotluk falan. Başkasını ayarladım o yüzden. Bu yüzden mi gerçekten? Sorma abi sebebini. Bu diyorum, inen geç işte. Parayı ödedin oğlum. Sorun yok kardeş, parayı geri istemiyorum. Ne demek parayı geri istemiyorum ya? Oğlum önce geldin, co-pilotluğumu yapmanı istiyorum dedin. Şimdi de sebepsiz yere vazgeçtiğini söylüyorsun. E parayı da istemiyorsun. Ne oluyor oğlum? Şunu doğru düzgün anlatsana bana. Önce istedim, şimdi de vazgeçtim. Bir şey olduğu yok. İçin rahat edecekse parayı sonra ödersin. Bu kesin Asaf amcanın işi. Ne karıştırıyor acaba yine? E iyi de o yapsa, zorda kalmam için parayı hemen ödememi isterdi. Kesin halamın işi. Hala ne karıştırıyorsun sen yine? Ateş, bir dakika dinle. Ya neyi dinleyeceğim hala? Haftaya yarışım var, niye taş koyuyorsun? Babam bir yandan, sen bir yandan. Yarış mı? Evet, yarış. Başka bir şey de mi var? Ateş, tabii ki yok ama benim yarıştan falan da haberim yok. Burak'ı sen vazgeçirmedin yani. Ateşciğim, Burak kim? Ben tanımıyorum bile öyle birini. Peki hala, peki. Görüşürüz. Sağ ol Burak. Sana güvenebileceğimi biliyorum. Afiyet olsun, tekrar bekleriz. Kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler. Allah Allah. Niye gelmiyorlar ya? Siparişler tamam başka. Tamam da... Ya Şükrü baksana, müşteri yarı yarıya düştü. Yasemin'in orası dolu gibiydi. Dolu muydu? Tabii ya, oradan yoldan gelenlerin sen önünü kes. Ona gelen müşteri akışını. Ah Yasemin, ah Yasemin. Var ya, ben yolacağım kızı. Göstereceğim şimdi. Siparişleri verseydin... Neyse, o gelene kadar ben biraz uyuyayım bari. Şahit, müşteriyle ilgilen! Müşteriyle ilgili... Yiyor musunuz? Yiyin. Sen çalışmıyor musun artık? Bıraktın mı her şeyi? Yok canım, ben de burada satışlarımı yapıyorum yani. Aferin baba ya, vallahi sana aferin. Yani dün demir yoktu, bugün de sen kaytar. Ne diyorsun kızım, sen ne kaytarmasın? Sen kızını bırakıp 40 kat yabancının yanına gelmişsin, bravo. Yok artık. Dayının yanına geldim ya, ne yabancısı? Dayından mı bahsediyorum ben? Burayı kim açtı? Yasemin açtı. Kim işletiyor? Yasemin'le artık, değil mi? Abla ne oluyor, bir sakin olur musun? Bir sakin ol dayıcığım. Sakinim ben de Aydar. Ablacığım. Resmen kıskançlık krizine girdik. Size de bravo gerçekten ya. Her şeyin tanıtımını ben yapayım, ben açayım işletmeyi ama siz buraya gelin. Yani size hatırlatmak isterim ki has mantığım biraz ileride. Süheyla, ayıp oluyor ama. Tamam, yani mutfak üzerine iddiaya girmiş olabiliriz. Ama birbirimizin müşterisine engel olacak değiliz. Öyle mi? Peki senin yaptığın ne Yasemin'cim, ha? Senin yaptığın ne? Senin gözün var ya gözün, hırs bürümüş kızım. Vallahi sen benim müşterimi çalıyorsun burada, müşterimin önünü kesiyorsun. Ne demişler biliyor musun? Aça 9 kat yorgan örtmüşler, yine de uyuyamamış. Aa, aynı sendim Yasemin. Aa, yeter ama. Söyle, düş önüme. Hadi. Tamam baba. Yasemin, sen de. Tamam canım amca. Ayşen ilgilenir misin? Tabii tabii. Buyurun ben sana. Ne oluyor şimdi, ben anlamadım ki. Bundan sonra mantıları Süheyla yapacak. Yasemin de börek, çörek, kek ne varsa onları yapacak. İki dükkan arası rekabet olmayacak. Bırakın rekabeti, birbirinize yardım edeceksiniz. Destek olacaksınız. Mesela biri geldi burada ıspanaklı mantı istedi, şak Yasemin koşturacak, hemen yapacak. Aynı şekilde Yasemin'in yardıma ihtiyacı oldu, tak hemen Süheyla koşturacak, sana yardıma gelecek. Anlaşıldı mı? Ama Celal amca... Kesin sesinizi. Böyle diyorum, böyle olacak.
Ya anlamıyorum ki, kızım benim, sen yabancıya yardım ediyorsun. Yani zaten Demir başka bir alemde, sen başka bir alemde, ama olacak iş değil yani. Ya abla, Allah'ını seversen iki tane sandalyenin yalanının ucundan tuttuk şuradan. Sus ablaya cevap verme. Ya Süheyla, Allah aşkına bizim derdimiz ne, senin derdin ne ya? Biz burada ekmek parası için çalışıyoruz, sen anca duygu sömürüsü ya. Bu işletme benim. Bu siteyi de, işi de ben kurdum Yasemin. Sen benim elemanımsın ya, bunu kabul et artık. Tamam, ikiniz de susun, uzatmayın, yeter. Ne oluyor yine burada ya? Ha? Yine ne oluyor? Hakikaten söyle ya. Burada en çok ben yoruluyorum, siz kavga ediyorsunuz. Şey diyorum, acaba bana bir yardımcı falan birini mi şey yapsak? Şahip. Aferin Şahip. Senden çok memnunum, çok iyi çalışıyorsun. Bundan sonra Yasemin dükkanına yardım edeceksin. Her iki dükkana koşturacaksın oğlum. Aferin. Süpim. Anne, anne kocama hiçbir şey oldu. Şahip. Anne iyi mi indi kocama? İyi misin? Kocam. İşte. Şahip. Şahip. Aşkım. İyi işte. Ay kaldı öyle adam. Yok yok, oturken. Şahip. Dur. Ne girdi sen? Yaptık o senden. Bu nasıl bir ağırlık abla, ne yapıyorsun sen bunu? Ay, dikkat et Demir, dikkat et. Ay kaldı anne, kocam kaldı. Şahip. İyi işte. Süpim. Sen de gel. Şahip. Aç.